ıssız ve sessiz Türkiye, dünyaya kendi diliyle bir şey söylemezdi. Onun hakkında milletlerden milletlere masallar konuşur, hurafe bildirilerini yapar, durmaksızın kötü niyetli, kin ve öfke dolu korkunç haberlerini yayardı. Anadolu yaylasının üstünde çorak, yanık ve harap bir vatan parçasında o kendine bir kürsü kurdu. Türk ulusu ilk defa onun sesiyle kendine, uluslara, dünyaya ve tarihe hitap etti. Kitabı ellerimin altında duruyor. Yavaş yavaş sayfalarını çeviriyorum. Görmüştüm, işitmiştim, tekrar okuyorum. Bu kitap gözlerimiz için ne garip manzaralarla dolu. Bir sayfaya bakıyorum, karanlığın, fırtınanın üzerinde bir sabah aydınlığı doğuyor. Gözlerinde göklerin mavisi, gözlerinde iki damla güneş, omuzlarına esrarın örtüsünü atmış, taşan dalgaya, köpüren, kabaran denize bakarak yumruğunu gösteriyor. Deniz yükselmiş, o bir ada üstündedir. Memleketi yutan felakete bakarak rüyalarını söylüyor. Başka bir sayfa, koskoca bir mezarlığa benziyor. Kalabalık halinde üstüne hücum etmişler, dokunmuş ve devirmiş. Dışarıdan gelen ve içeriden gelen cins cins düşmanların yerde uzanan ölülerine arkasını çevirmiş yürüyor. Hiçbir şey yapmamış, hiç boğuşmamış gibi sakindir. Bir sayfaya bakıyorum, harabe yığınları altında kalmış. Ya Rabbim, orada asırlardan kalma kaç kurumun enkazı var. Son sayfa açık bir pencere gibi duruyor. Uzun uzadıya aylarca, yıllarca gökleri ve yerleri sarsarak gürlemiş, yıldırımlarını boşaltmış bir fırtınanın memleket ufuklarından nasıl uzaklaştığını orada seyrediyoruz. Bunu Türk gençliğine işaret ediyor, unutma diyor. Onu ilk defa meclisin önünde ve kürsüde görüyorum. Eski Anadolu onun davetine her şekilde, her kıyafette bir takım adamlar göndermişti. Bektaşi şeyhleri, Konya çelebileri, medrese uleması, ayaklarında Hitit çarıkları, Ninova duvarlarından inmiş Asuri şeklinde şarklı ağlar, İç Anadolu'nun 4000 senelik kerpiç evi koynunda ne varsa orada sergiliyordu. Okulun yetiştirdiği kimseler, dağın, kırın, gelenek ve masalın yetiştirdiği kimselerle birlikte toplantı halindeyiz. Kürsüye çıktı ve davasını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Bugünkü Türkiye iyi söylenmiş bir söz üzerine kuruludur. Fırtına kuşu elinde kendinden başka bir güç olmaksızın karşımıza çıktığı zaman ona kim inanırdı eğer sesinde dünyanın bugüne kadar işittiği en büyük iman olmasaydı? Kelimeler ağzından çıktıkça arkada bir şey kurulduğunu anlıyorduk. Konuşuyor ve bir şey bina ediyordu. Her kelime kayaların içine oyulmuş çukurlara temel taşları gibi iniyordu. Kumral adam kısık mavi gözleri arasından ara sıra dinleyenlere bakıyor. Aramızdaydı. Sesi derinden, uzaktan geliyordu. Karık sesinde eski bir ulusun en iç, en kutsal güçleri coşma halindeydi. Dinlemiyorduk, görüyorduk, konuşmuyordu, yapıyordu. Mücadele kuşu, kayanın üstünde engin kanatlarını açmış, iki gök parçası gibi bakan gözlerini süzmüş, haykırıyor. Bu sesin ruha derhal çarpan, görülen alemin ötesinden bir perdesi vardı. Söz adamı, eylem adamının yollarını açtı. Memleketi kurtarmadan önce kalpleri karamsarlıktan kurtarmak lazımdı. Fırtına kuşu en önce kalpleri ele geçirdi. Memleketin başında bir hatip vardır. Onun askeri, örgütçü, yenilikçi bütün diğer güçleri hatibin ikna ettiği ruhlar üzerinde çalışmak olanağını buldular. Aynı kürsüye ondan başka kaç asker birer dev gibi çıktı. Fakat orada kırıldılar, ufalandılar. O yüksek noktadan geri döndükleri zaman birer cüce halindeydiler. Fırtına kuşunun ayakları karanlıklara dalmış, başı yaklaşan bir sabah aydınlığı içinde, gürlediği, taştığı yerde başkaları ne aciz göründü. Zayıf kanatlar orada esen rüzgara dayanamadı. Musibet günleri içinde o, çevresi uçurumdan ibaret bir kürsünün üstünde dağ ve taş konuşuyormuş gibi konuştu. O, cihan karşısına bir davacı olarak çıktı. Aynı kürsü üstünde o, bir gün hükümlerini verdi. O gün o bir hakimdi. Bir gün verdiği hükümleri yürütmek, uygulamak için yürütme görevini üzerine aldı. Topladığı orduların başına geçti.
Türk tarihinin ezeli iradesi gibi batıya doğru kımıldadı gitti. Aradan yıllar geçti, fırtına kuşu hala uçuyor, hala yeni ufuklara doğru süzülüyor. Penceremin önünde ikindi saatlerine özgü çok parıltılı, kamaşmış bir deniz var. Her ufak dalga güneşten bir parça almış gidiyor. Önümüzde giden kuş, kılavuz kuş. Hepimizin kalbinde senden gelen bir ışık, tıpkı bu denizlerin dalgaları gibi yeni ufuklara doğru arkandan akıp gidiyoruz.